Evet, Dünya Yazarlar ve Adamlar Derneği Başkanı Profesör Ceren Demir'i şiiri okumaya davet ediyoruz. Milli mücadelemizi anlatan çok güzel şiirler var. Bunlardan bir tanesi de uzunca bir şiir. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı. Malumunuz olduğu üzere büyük taarruz Kocatepe'de başlatılır ve oradan yönetilir. Ama askerlerimiz Kocatepe eteklerinde değiller. Oralarda düşmanlar var. Kocatepe'den gözetliyoruz. Nerede askerlerimiz? Askerler Konya Akşehir civarında. Akşehir'den gece Afyon'a, Kocatepe'ye intikal ediyorlar. Arkalarından da kanalarla, Anadolu insanının kanı yolu dediği yoldan kanalarla kadınlarımız mermi cephane taşıyorlar. Bu şiirin en güzel tablolarından birisi de kadınlarımızı anlatmış olmasıdır. Milli mücadelede kadınlarımızın çok önemli katkılar oldu tabii. Ama kadınlarımızı anlatan çok az şiir vardır. Fazıl Hıfzı Dağlarca'nın Elif'in Kanısı. Böyle birkaç tane sayılır. Ama Nazım Hikmet kadınlarımızı burada çok güzel anlatmış. Ben onun Kuvayi Milliye Destanı'ndan iki bölüm okuyacağım. Bir, kadınlarımızın mermi taşırken o anı anlatan bölümü, bir de büyük taarruzun başlama anını anlatacağım. Okuyacağım. Ayın altında kanlar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta ve sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanlar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka dünyalardan gelmişler gibi ufacık, kısacıklar. Ve parıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altında kalan toprak, toprak, topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek izlerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarımız. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yaptığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabahına koşulan bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve haftuşların peşinde harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi. Aynı yürek ferahlığı, aynı yorgunluk, aynı alışkanlık içindeydiler. Ve 15'i şaraplerin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ayın altında kanlar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Ateşler yanıyordu. Yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kapaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu, mavi gözleri çakmak çakmak yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar karanlıkta kan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon'u asıl atlayacaktı. 4 nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.
Bilekler kan içinde dişler kenetliği ayaklar çıkmak ve bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizi kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insan insana kulluğunu, bu dair bizim yaşama bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Öyle değil mi?